İkizler. 6 Nisan 5. evinizde dolunay gerçekleşecek. Bu tatil ile ilgili bir netliği olabilir. Uzun zaman tatile çıkmak istediyseniz eğer. Şimdi son noktalar koyabilirsiniz bu konuda. Anlamsız ve yüzeysel bir ilişki içindeysiniz. O zaman burada da büyük olasılıkla nihai bir karar verilecek. Ya da tek yani daha yani devam ediyoruz ama yani ancak çok daha ciddi bir düzeye geçmek isteyeceksiniz diyeceksiniz veya tamamen ayrılmak istersiniz. İki yol arasında kalırsınız çocuklarınızla ciddi bir konuşmada olabilir veya yetişkin çocuk varsa sizde o da sizi eşiyle veya partneriyle veya kız arkadaşı erkek arkadaşıyla tanıştırabilir. 11 Nisan'da Venüs burcunuzda birinci evinize taşınacak ve sizi karşı cins için çok çok çekici kılacaktır. Kendinize yeni bir şey satın alabilirsiniz. Eşyalardan veya kıyafetten mesela veya imajınızı eski imajınızı dönebileceksiniz veya onu tamamen yeniye değiştirebileceksiniz. Yeni saç rengi, yeni saç modeli veya tamamen yeni kıyafet tarzınızı değiştirebilirsiniz. Sosyalliğiniz ve açık sözlüğünüz sayesinde çok etkili bir kişinin desteğini alabilir ve böylece bazı önemli mali konularda doğru kararı verebilirsiniz. Partnerinizle bir yere gidebilirsiniz ve bu gezinin tadını doyasıyla çıkarabilirsiniz. Ve bazılarınız nihayet uzun zamandır hayalini kurduğunuz yerde okumaya başlayabilirsiniz. 12 Nisan'da Güneş 11. evinizdeki Jüpiter ile bağlantı kuracak ve burası popülerliğin zirvesinin geleceği yeri. Herkes mutlaka sizi fark edecekler. Herkes sizinle tanışmak isteyecek, ilgi duyacaklar size karşı. Çevrim içi olma veya kendi blogunuzu başlatma fırsatını lütfen kaçırmayın. Özellikle daha önce böyle bir projeniz olduysa ve onu durdurduysanız şimdi onu yeniden başlatmak inanılmaz güzel fırsatınız var. Teklifler her taraftan yağacak ve size sadece en uygun olanı seçmek gerekecektir. Benzer düşünen insanlar arıyorsunuz bu dönemde, onları bulabilir ve birlikte harika bir projeye başlayabilirsiniz. 14 Nisan'da Venüs 10. evde bulunan Satürn'le kare açı yapacak ve burada üstlerinizle yani iş yerinizde patronlarla bir çatışma çıkabilir veya ailenizdeki yaşlı akrabalarla bir tür çatışma da olabilir ve büyük ihtimalle istek ve ihtiyaç arasında bir seçim olacaktır sizin için. Burada doğru öncelik vermek çok önemlidir. Aksi takdirde Satürn sizi ileride cezalandırabilir. Bu yetkililerden bir para cezası veya ikramiyenizden yoksun bırakma gibi bir şey olabilir. Ya da zam isteyeceksiniz mesela maaşınıza ve bu konuda bir anlaşmazlık çıkabilir. 20 Nisan'da 11. evinizde güneş tutulması gerçekleşecek ve bu bir rüya evi ve uzun süredir hayaliniz üzerinde eğer çalışıyorsanız o zaman şimdi onu gerçeğe dönüştürme zamanı. Yakında hayatınıza yeni bir şey girecek ve şu anda bilmediğiniz bir derece
yeni, yani o kadar beklenmedik şeyler gelebilir hayatınıza, güzel yani pozitif şeyler. Ama hayatınızdaki tüm olaylar sizi bu yeniye, yani hayalinize götürecek. 21 Nisan'da Merkür retro harekete girecek ve eski fikirlere dönebilirsiniz veya onlara tekrar gerçeğe dönüşme bir şansı verebilirsiniz. Bazılarınız taşınma ile ilgili tekrar bir şey düşünecekler. Daha önce taşınmak istediyseniz ve durdurduysanız onu bir sebeple tekrar aynı konulara dönebilirsiniz veya taşınma ile ilgili belgelerle ilgili tekrar bir şey yeniden yapmak, yeniden başvurmak zorunda kalabilirsiniz. 29 Nisan'da Mars, Uranüs'e çok güzel pozitif bir açı yapıyor ve bu sizin için beklenmedik bir kazanç. Ayrıca önceden yatırdığınız paradan da temettü alabilirsiniz.